7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 192 metnimizin ismi en iyi arkadaş. Metni buradan okumuyorum arkadaşlar. Bunu sınıfınızda kişileri dağıtım yaparak canlandırma yaparak da metninizi okuyabilirsiniz. Lütfen metni ok okuyun. Okumada okuyup anlamadan soruları cevaplamaya başlamayın arkadaşlar. Hazırsanız metinle ilgili sorularımıza geçelim. Sayfa 198 1. Etkinlik Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metni bağlamından yararlanarak tahmin edelim. Muhafız, koruma, garip yaratık, değişik, korkunç varlık, tavsiye, bir iş için yapılan öneri, gezip tormak, tozmak, bir yerlere gidip görmek, mizaç huy, karakter, yaşam deneyimleri, hayatta elde edilen tecrübeler, İkinci bölümde metinle ilgili soruları cevaplandıralım. Birinci soru, okuduğunuz metnin konusu nedir? Metnin konusu kitap okumanın önemidir. İkinci soru, torunları dedelerinin niçin çağırıyorlar? Bu çağırma sonunda neler yaşanıyor? Torunları dedelerini yemeye çağırıyorlar. Dede ama insanlar yemeği sevdikleri kadar okumayı öğrenmeyi de sevmiş olsalardı. Dede ama insanlar yemeği sevdikleri kadar okumayı öğrenmedi. Sevmiş olsalardı dünya daha güzel olurdu sanırım deyince konu okumaya geliyor. Üçüncü soru. Dede neden yakınıyor? Yorumlayınız. Dede insanların kitap okumaya önem vermemelerinden yakınıyor. İnsanlar keşke yemek yemeye verdikleri önemi okumaya da verseler diyor. 4. Torunların dedeleri hakkındaki düşünceleri nelerdir? Torunlar dedelerinin yalnız bir insan olduğunu, yalnızı sevdiğini, ...hiç arkadaşın olmadığını düşünüyorlar. Onun neden diğer dedeler gibi sokağa, parka, kahveye gitmediğini merak ediyorlar. Beşinci soru, dede torunlarına neler anlatıyor? Dede torunlarına yalnız olmadığını, pek çok arkadaşın olduğunu, onların da kitapları olduğunu söylüyor. Altıncı soru, dedenin söylediklerine siz de katılıyor musunuz? Dede kitap okumayın faydalarını, kitabın bizim için en iyi arkadaş olduğunu, bize pek çok şey öğrettiğini pek çok hayat tecrübesi kazandırdığını anlatıyor ve ben de bunların hepsine katılıyorum. Sayfa 199 3. etkinlik. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Metinde geçen olay nedir? Metinde geçen olay torunların dedelerini yemeğe çağırması ve sonrasında dedenin çocuklara kitap okumanın önemini örneklerle açıklaması. Metindeki kişiler kimlerdir? Özelliklerini yazınız. Metinde dedemiz var. Yaşlı, aksakallı kitapları ve kitap okumayı çok seven, onların en yakın arkadaşlar olarak gören bir kitap dostudur. Bir de torunlar var. Torunlar meraklı dedelerine saygılı çocuklar. Metindeki olay nerede yaşanıyor? Metindeki olay dedenin kitaplık odasında yaşanıyor. Metindeki olay hangi zaman diliminde gerçekleşiyor? Metindeki olay bir yemek vaktinde geçiyor. Dördüncü etkinlik okuduğunuz metinden kişileştirmelerin ve benzetmelerin yapıldığı cümleleri bulup yazınız. Yanılıyorsun hem konuşur hem de cevap verir. Burada arkadaşlar kitaplardan söz ediyormuş. Öyleyse kitaplar kadar iyi bir arkadaş yok demektir. Yine aynı şekilde o halde insana en iyi arkadaşın verebileceğinden faydasını veren kitap neden iyi bir arkadaş olmasın? Demek oluyor ki kitaplar da insanlar gibi bizimle konuşabiliyor. Benzetmelere bakalım. Uçaklar, otomobiller, dev gemilerle dünyayı bir uçtan bir uça gezebiliyor insan. Kitaplı olmayan bir ev, ışıksız karanlık bir odaya benzer benzetmelerimizde. Bunlar 5. etkinimize geçelim. Sayfa 200. Okuduğunuz en iyi arkadaş adlı metnin içeriğine yönelik sorular yazalım. Evet burada arkadaşlar en başta bir yanlışlık yapmıştım ama onu düzeltiyorum. Dede hangi kitapların zararlı olabileceğini söylemiş. İkinci sorumuz Çocuklar dedelerini yemeğe çağırdıklarında dede niçin kızmış? Diğer sorumuzda dede çocuklara insan arkadaşı için arar diye sorunca Murat nasıl bir cevap vermiş? Son sorumuzda ise Gülseren'e göre insan niçin gezer? Altıncı etkinlik sınıfta ikişer kişilik gruplar oluşturunuz grubunuza verildiğiniz bir konuda canlandırma yapmak için diyaloglar hazırlayınız. Buradaki metne benzer arkadaşlar bir canlandırma metni diyalogları hazırlayıp arkadaşlarımızla Canlandırma yapabiliriz. Sayfa 201 Okuduğunuz bir kitabı tanıtan konuşma hazırlayınız. Konuşmamızı sınıfta sunarken katılımlı, tartışmacı ve eleştiriler konuşma yöntemine yararlanırız. Arkadaşlar bakalım. Kitabın adı Sineklerin Tanrısı. Kitabın yazarı William Golding. Kitabın sayfa sayısı kaç günde okudu? 261 sayfa. 7 günde okunmuş kitaptan beğendiğiniz bir bölüm yazalım. Mercan Adası'nda Batland Batlandney oldukça duygusal ve biraz daha bön bir iyimserlikle gemileri battıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda ıssız bir adaya sığınan 3 İngiliz gencinin Büyük Britanya uygarlığının oldukça başarılı küçük bir örneğini nasıl yeniden kurduktan anlatır. Golding'in sineklerin tanrısında da bir mercan adası ve İngiliz çocuklar vardır. Ama 6 ile 12 yaş arasında olan bu çocuklar Elektrik atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak bir sal saldırıya uğradığı için bu mercan adasına düşmüşlerdir. Ve bu mercan adasında olup bitenler Batland'ın romanda bulup bitenlere hiç mi hiç benzemektedir. Sayfa 202 Okuduğunuz en iyi arkadaş adlı metni kendi cümlenizi özetleyiniz. Gülseren ve Murat dedelerini yemeğe çağırırlar. Dede kitap okuma keyfi bozulduğu için rahatsız olur. Gülseren'in kitap okumak o kadar tatlı mı sorusu üzerine aralarında kitaplarla ilgili bir sohbet başlar. Dede en iyi arkadaşların kitapları olduğunu söyler. Dede kitaplarını okuyucularla konuştuğunu, insanlara hoş zaman geçirdiğini, insanı hem eğlendirip aynı zamanda da onu düşündürdüğünü söyler. Zamanında okunmayan kitapların zararlı olabileceğini, herkesin yaşına uygun kitaplar okuması gerektiğini ifade eder. Kitabın her an insanın elinin altında olduğunu söyler. Kitapların insana tüm dünyayı gezdirebileceğini anlatır. Son olarak dede bilgili insanların yaşadıkları bir dünyada kötülüklerin de yeryüzünden kalkacağını ve dünyanın güzelleşeceğini söyler. Yazarımızı tanıyalım. Yazarımız Hadi Besteci, 1920'de doğmuş, 1986'da vefat etmiş. Şair, yazar, öğretmen, çocuklar için yazdığı ile tanınmıştır. Şiir, tiyatro, roman türleri de çocuklar yönelik eserler yayınlamıştır. Eserlerden bazıları 20 okul piyesi Zehracık Atatürk görüş çocuklara Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Takipte kalın.